Sevgili bir çoğun değerli takipçilerin günaydın. Neredeyiz? Traktör çalıştı. Nereye gidiyoruz? Odun toplamaya. Sessiz bir ortamda da aranladım ben size. Ve evet dostlar, sessiz bir ortam geçtik. Az önce ben traktörde açtım da. Lan gidi lan 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 lan. Ebe gülmeyeci. Biz gidiyoruz dostlar. Ormana. Köy şeyden bizim orman köyü olarak geçtiği için arkadaşlar sitelde odun veriyoruz. Varmış. Aynen. Odun alacağız bugün. Şimdi traktörümüz de önde gidiyor, göstereceğim birazdan. Şimdi köyde odun olayları nasıl oluyor onu da anlatırız değil mi Erkan sana? Anlatırız. Bir taşıyalım şöyle. Yardıma aynen. Gelmek isteyen varsa sarı germeye. Sarı germeye bekliyoruz. Gerçi biz de yayınlayana kadar pertimiz çıkmış halde taklaya gelmiş oluruz. Lan gidi lan. Lan lan gidi lan lan. Ebegübeci. Ay dostlar. Öyle vallahi. O zaman taşırken tekrar görüşürüz. Şimdi traktörümüz önde gidiyor. Biz arkasında konvoy eşliğinde odun almaya gidiyoruz dostlar. Bakalım nasıl odunlar bizi bekliyor. Neler yaşayacağız az sonra. Geldik dostlar. Böyle traktörler peş peşe. Günaydın de. Sıramızı bekleyeceğiz. Ondan sonra odunları alacağız, bakalım odunlar neredeymiş. Bu arada bu tarafa ilk defa geçtim. Ama daha sonra da gelip böyle bir gezmek istiyorum. Güzel yer. Sevdim. Dağ tepelerinden şu dağlara falan tırmanırız bir gün. Oo, biz bayağı geride kalmışız. Lan gidi lan lan gel geldik. Oo, bayağı mesafe var. Evet, Erkan Sava'ya bağlandık yine. Odun ustası. Odunların hepsini ben taşımam arkadaş. Nereden nereye şimdi? Bize 5 seter aldık. İki çizgiyi alıyorsunuz. Şu çizgiden şuradaki çizgiye kadar yükleyeceğiz dostlar. Şimdi taşımak bizim işimiz. Madem soba yakıyoruz, keyfine süreceğiz. Evet. Kestane pişirirken iyi sobanın üstünde. Tabii. Gayet güzel şekilde. Aynen. Allah'tan senin gibi bir arkadaşım var. 3'e 5. Kalas gibi. İyi iyi, güzel odunlar. Çeşitli boylar var. Onları keseriz, çok kalınları kırarız baltayla. Kütük yaparız. Sehpa yaparız. Bizim diğer bahçede bayağı 3 tane böyle kök kütük var. Onları böyle huzardan geçirip sehpa, sunum tahtası gibi şeyler yapmayı düşünüyorum. Buradan da çıkar şu alttakiler falan da var bak, bayağı geniş olanlar. Ama uğraşması var bunu daha kesmek için. Ha tabii. Daha bu ilk aşama. Yükleyeceğiz, götüreceğiz, boşaltacağız, istifleyeceğiz. Sonra car 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 keseceğiz. Lan gözü lang lang. Ebe gümeci. Hadi o zaman dostlar, bir kolay gelsinizi alırız değil mi? Alalım. Birkaç tanesini alalım. Birkaç tanesini alalım. Usta oduncular yüklemeyi tamamladı. Ne diyorsun Erkan, sana nereye gidiyorsun? Ben olmasam hiç olmaz. Evet, şimdi fırla. İyi yükledik. Şimdi bir bağlayalım. Sonra yola çıkalım. Buradaki son durumu da göstereyim. Traktörler yüklendi böyle sıra sıra. Şimdi biz gidiyoruz. Araçla ineceğiz. Dayı gelince haber verecek, indireceğiz. Ve geldik dostlar. Odunlarımızı bekliyoruz. Değil mi Erkan Sava? Olmasaydın olmazdı. Yok, estağfurullah kanka. En son biz gittik odunları almaya. İlk biz çıkıp geri döndük ya. Herkülis bayi sayesinde. Hakikaten biz çok bekleriz diyorduk. Bak traktör evet, kuyruğu var zaten orada, videoyu da çektim. 40 dakikada falan yükledik ki. Aynen. Şimdi gelir 40 dakikada 2,5 ton. Güzel, güzel. Olur bundan 40 dakikada 2,5 ton. Arkada gübremiz var şimdi. Aynen. Şuraya hemen dikeceğiz zaten odunları. Sonra buradan depodun bu tarafına istiflemeye başlayacağız.
Sonra da kullandıkça car car keseriz burada. Kullanırız. Odun günümüz devam ediyor. Evet, ufak tefek iş kazalarımız da olmadı değil tabii. Kollarımız acık soyuldu. O kadar olur. Aynen. Köyde işler öyle. Evet. Aa, traktörümüz de geldi. Dediğimiz odunlar da bunlar bu arada dostlar. İleri doğru git ha. Merhaba. Merhabana merhaba kardeş. Gösterirsen. Evet dostlar. Şimdi odunlar hakkında bilgi verelim. Şimdi bu odunları nasıl aldık, ne oldu, ne bitti, değil mi? Ne kadar aldık? O kısma geçelim. Videonun başlığını buradan atacağız. Köyde odun ne kadar satılıyor ya da ormandan odun nasıl alınıyor gibi artık. İkametgahımız burada olduğu için muhtar duyuru yapıyor. Odun almak isteyenler kendi ismini yazdırıyor. İkinci ikametgah buradaysa geçerli olmuyor. Ana ikametgahın burada olması gerekiyor. Bir 600 lira artı bir 125 lira daha verdik değil mi? Evet. 725 liraya 5 seter. Yani seteri 500 kiloya tekabül ediyor. Şimdi biz 5 seter aldık. 2,5 tona denk geliyor. Ne diyecektim ben ya az önce? Burası bir de her köyde olmuyor. Orman köyü olarak geçen yerlerde bu haklar tanınıyor. İşte dostlar gördünüz köyde odun aldık taşıdık. Bir de bunların yani kesilmesi var seneye yapmak için. Şimdi zaten olur bir kısmını şekilde ayırdık bu tarafta. Şimdi onları da göstereyim ben size. Allah gözüme ter kaçtı. Şimdi dostlar yani bir iki gün içerisinde keseceklerimizi buraya ayırdık. Daha burada bir hafta 10 gün daha yakarız muhtemelen akşamları. Buraya da işte diğerlerini yığdık böyle. İnceler biraz daha bu tarafa ağırlıklı. Kalınları bu tarafa verdik. Buradan bir koparlarsa buzdolabını patates ederler. Zaten buzdolabı patates halinde neyse. İşte. Yani şu an odunun tonu bugünlerde yaklaşık ne kadar? 1.600 falan mı? 1.5 lira. 1.500 lira desen. Yani. İşte 2.5 ton. 3.750. Biz 770'e mi almış olduk? 750 taşmasa 1000 liraya almış. Aynen. 250'de traktöre verdik. İşçiliğimizi kendimiz yaptık. Ondan sonra 1000 liraya 2,5 ton geldi. İşte tabii daha bunu işte kesip biçip vesaire kısmı işte. Normalde dışarıdan alsan yine getirtmesi, istiflemesi. Burada en azından şey yaptıkça, kestikçe. Aynen. 500 götürürüz evine. Daha rahat kullanırız. Haklısın Erkan Sava. Biraz. O zaman artık biz gidelim bu bölümü kapatalım mı? Neyse bu odun bölümü olsun. Bundan sonra gün içerisinde yaşanan olaylar varsa onu bir sonraki bölümde paylaşırız dostlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.